Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Ekranlarınıza taşıyoruz. Tbilisi'nin soruna tek geçerli çözümün uluslararası parametreler temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Görüşmelerimizde Suriye meselesinde yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdik. Suriyelilerin yeni dönüşü için bölgedeki istikrarın bir an evvel tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu konuda istişarelerimizi sürdüreceğiz. Bugün verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonra da yakın eş güdüm ve irtibatı sürdürme konusunda mutabık kaldık. Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesi ve derinleşmesi sadece ülkelerimizin değil, bölgemizin de yararınadır. Biz de bu düşünceyle ilişkilerimizi ilerletmeye kararlıyız. Sayın Bakan, değerli kardeşim Ayman'ı ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum. Diyar Güldoğan, Anadolu Ajansı. Sayın Fidan, sorum size olacak. Bugün Türkiye ve Mısır ortak açıklama yaparak karşılıklı olarak büyükelçilerin atanması kararını duyurdular. Bu karar ne zaman uygulamaya geçecek ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bu perspektiften hareketle iki ülke Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradeleriyle bildiğiniz gibi birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. İlk aşamada istihbarat diplomasisiyle bu süreç yürütüldü. Burada istihbarat başkanlarını belli aralıklarla bir araya geldiler ve konuyu bir noktaya taşıdılar. Daha sonra dışişleri heyetleri devreye girdi ve en son noktada bildiğiniz gibi Kasım 2022'de bir vesileyle Doha'da bulunan iki Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geldiler ve burada alınan kararlar muhacesinde daha sonra Dışişleri Bakanları bir araya gelerek konuları ilerlettiler. Bugün aldığımız ortak kararla Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Bu geldiğimiz aşamada da normalleşme çalışmalarında artık önemli bir aşamayı da geride bırakmış olduk. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer bütün alanlarda büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin iradesi de bu yönde.